Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 9 Şubat 2024 İlk video ile karşınızdayım. Belki shorts video sıkıştırırım araya. Ya bu da bir çeşit durdu şöyle ya. 69100 yok ilk hali en güzeli bence şu şekil daha iyi. Hem de daha çok destek olmanız gerektiğini biraz daha vurgulamış oluruz. Teşekkür ediyorum her türlü arkadaşlar desteğiniz için. Özellikle yurt dışındaki arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Yani e, ben yurt dışındaki arkadaşlara hani milliyetçi lafını kullanırken bu yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Tutucu manasında yani tuttuğunu destekler manasında. Yurt dışındaki kardeşlerimizden özellikle rica ediyorum. Nereden izlediğinizi yazar mısınız? Yani yurt dışından bu videoyu izleyen kaç tane kardeşim var? Ben de o öğrenmek istiyorum. Ayrıca lütfen kanalımıza sevdiklerinizi davet edin. Transfer sezonu bitiyor. Evet haklısınız. Ama asıl transfer sezonu şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor asıl transfer sezonu. Sebebi de şu arkadaşlar. Bakın yani e, normalde devre arası tatilinde hani iki kişi, üç kişi geldi, dört geldi. De, e, yani ama yazın belki 14 kişi gelecek. Şimdiden çalışmalara başlanacak. Bilgilendirme. 2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol Atakımızda takımımızda futbolcumuz Lincoln Nanke satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Brezilya'nın Red Bull Bragantino kulübüne kiralamıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü. Aynı zamanda Lincoln'den de taraftara bir mesaj geldi. Değerli Fenerbahçe taraftarları sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu taraftarla birlikte geçirdiğim her an unutulmazdı. Koşulsuz desteğiniz için teşekkür ederim. Bana ve aileme kollarınızı açtığınız ve bizi kendinizden biri gibi hissettirdiğiniz için teşekkürler. Yeni bir mücadeleye başlıyorum ama sevginizin sıcaklığını yanında taşıyorum diyor sevgili Lincoln Henrique. Hani son günlerin meşhur bir şarkısı var. Dilber miydi? Hani keşke biraz daha kalsaydın diyor ya. Keşke biraz daha kalsaydın Lincoln. Hani sen Dilber'den Bilber'den çok daha iyisin. Keşke Zayt ve Kent'i defedip kovup ikisini gönderip seni ve Crespo'yu tutsaydık. Hani yani keşke ama anlatamayacağım şeyler var arkadaşlar. Anlatamayacağım şeyler var. Mesela Kent konusunda e, ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle ve özellikle şunu söyleyeyim. Şimdi ilk nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Kent konusunda madde madde söyleyeyim. Bir, oynamak isteyen gider oynardı. Hani diyorsunuz ki, hocam adam oynamak istiyor ya niye oynatmıyoruz diye. Oynamak isteyen gider oynardı. İki, oynamak isteyen gider şampiyonlar liginde oynayan takımda oynardı. Üç, para isteyen, para delisi olan Arap Yarımadası'ndan 4 yıllık 20 milyon euroluk teklif geldi. Onu kabul ederdi. Para isteyen de bunu kabul etmez miydi? Dört, Fenerbahçe'de göremedik ki diyen arkadaşlar var. Merak ediyorum. Doktor anneniz ameliyat olacak falan dediğinde ya aç bir içini de görelim önce mi diyorsunuz? Yoksa hani bu işin uzmanı sensin. Ameliyat diyorsan ameliyat kardeşim mi diyorsunuz? Hani en fazla şunu sorarsın ya başka çaresi yok mu dersiniz? İsmail Kartal oynatmıyorsa arkadaşım bu işin uzmanı sensin. 7-24 bu adamla günü geçiren, vakti geçiren sensin. Oynatmıyorsan bir senin bildiğin iş diye. Ya ben bir öğretmen olarak size garanti veriyorum. Bir ayda okuma yazmaya geçerim, geçiririm. Bir ayda Matematikte de toplamayı ve çıkartmayı çok güzel bir şekilde zihinlere kazırım bir ayda. Bunu yaparken de çocukların yüzünü güldürürüm, neşesini bol yaparım. Çocuklar cuma günü iki gün tatil var diye oturup zarıl zarıl ağlarlar. Ben öğretmenimi özledim, ben okulumu özledim diye. Ben bunun garantisini veririm. Şimdi ben bunu derken siz şey mi diyeceksiniz? <laughs> Öyle şey olmaz ya saçmalama. O zaman niye birinci sınıf bir yıl boyunca bir ayda yaparlardı? Der misiniz yoksa? Ya o abi adam iddialı konuşuyor. Yılların tecrübeli öğretmeni bir bildiği vardır mı dersiniz? Ya kent oynamıyor. Oynamıyor değil. Oynayamıyor demek ki oynamıyor. et. yeterli görmüyor. Bak 5. Tarihin en iyi sezonunu yaşıyoruz. Galibiyet anlamında ve bunu yaşatan hoca epey oyuncuyu sihirli değnekleriyle uçurmuşken hani sadece bir kişide sorun varsa sizce bu suç kimin suçudur? Ya örnek vereyim. İrfan'çın kahveci. Sezonun başında 5'e gitseydi bayram ederdik. E Cengiz Ünder. E Bitik Cengiz. E Batshuayi. İsmail Yüksek, Ciku, Osterwold, Lan Osterwolde'yi bir savunan bendim şu koca dünyada, şu koca ülkede. Osterwolde'yi bir savunan bendim. Teşekkürler sevgili unutmayayım. Hani formayı hak ediyor diyeceksiniz. Kesin. Ama emin olun hani şu istatistikle İrfancan Eğri Bayat formayı hak ediyor. Haksız mıyım? Ya kaleyi daha çok hak ediyor. Ya Mert Müldür mesela bana kalırsa Mert Müldür o sayede daha fazla hak ediyor sağ oynamayı. İstatistik de diyorsanız. Ya orta sahada İrfan Can falan Cengiz ilk, ikisi birden ilk 11 oynamalı. Tadiç yedek çekilmeli. İrfancan solda Cengiz sağda oynamalı. Var mısınız? Ya bilmediğiniz şeyleri illaki öğrenmek istemeyin. Bilinmesi gerekirse bilirsiniz. Bazı şeyler sır kalmalı. Ya şu saatten sonra da Kentment diyen olursa Fenerbahçe düşmanıdır. Daha yani kötü niyetlidir abi. Açık ve net söylüyorum. Kötü niyetlidir. Yeter ya! Ya kent niye oynatılmıyor? Bu hocanın kente düşmanlığı ne? Lan arkadaş! Bazı şeylerde kendi kendinize cevabını verin. Ben mesela öğrencilerime soruyorum. Öğretmenim şunayip, öğretmenim öğretmen Oğlum biraz da kendiniz düşünün. Kendi kendinize cevap vermeye çalışın. Kendi kendinize cevap veremediğinizi sorun. Ben kendi kendime soruyorum. Niye Lincoln gitti? Sakatlıktan yeni çıktı. Ben her şey, Lincoln'un keyfinin gelmesini bekleyecek bir konumda değil. Hazır bir Lincoln olsaydı... <laughs> eyvallah. Niye Crespo gitti? Oyuncu dedi ki ben ben istediğim zaman giderim dedi. Bir sene sözleşmesini uzattı. Gelen teklifi duydu. Ben buraya gitmek istiyorum dedi. Bizim de elimiz kolumuz bağlı. Hatta Lincoln'inkini de biz kendisine sunduk teklifi. Gitmek istiyorsan git dedik. Gitmek istiyorum dedi. Ha, Kent ve Zayt gitmiş olsaydı ikisi de gitmezdi diyemem. Kesinlikle diyemem. Kent ve Zayt gitmeseydi ikisi birden gitmezdi. Asla diyemem arkadaşlar. Çünkü gitmek isteyene yollar açılır. Sevgili Sercan Hamzoğlu, Fenerbahçe'nin rakibi gerçekten kendisi mi? Fenerbahçe rekorlar kırarak ilerlediği Süper Lig'de Konferans Ligi'nin en büyük favorisi. Kupada çeyrek finalde ancak hala özellikle sosyal medyada anlamsız tartışmalar var. Kent neden oynamıyor? Orta saha transferi neden yapılmıyor? Başkan Ali da geçen hafta divan toplantısında son dönemde Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe olmuştu ifadesini kullanmıştı. Takım bu kadar iyi giderken bu kadar olumsuz eleştiri olması çok enteresan. Madde madde uyumu anlatacağım diyor. Takım içindeki uyumu. 1. Yıllar sonra oynayan, oynamayan her oyuncu mutlu. Kimse yedek kalmayı problem yapmıyor. Tam tersi forma adaletine güvenerek ellerinden geleni yapıyorlar. 2. Batşuay'ı problemle dediler. Adam 11 oynasın yedek kalsın hiç sorun etmiyor. Tam 17 gol attı ve takımı sahipleniyor. 3. En büyük rekabet İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder arasında ama en büyük dostluk yine ikisi arasında. İrfan Can Kahveci önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Cengiz ise gerekirse her maç İrfan oynasın yeter ki kazanalım diyor. 4. Kaleci İrfancan oynadığı 10 maçın 7'sinde gol yemedi. Her süre verildiğinde en iyisini yapıyor. Sürekli kendisini hazır tutuyor. 5. Takıma yeni katılan Bonucci kariyeriyle ben oynarım demiyor. Ne zaman istenirse katkı veririm. Kariyerimi şampiyonlukla tamamlamak istiyorum diyor. Bu saydığım 5 maddeyi çoğaltabiliriz ama bunlar bile takımdaki aile havasını gösteriyor. Sonuç olarak Kent üzerinden İsmail Kartal a. Orta saha transferi üzerinden yönetimi acımasız eleştirmeye çalışanlar Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isteyerek ya da istemeyerek zarar veriyor. Fenerbahçe'nin kalan 3,5 ayda tıpkı takım içindeki futbolcular gibi kenetlenerek kulübe tam destek vermesi gerekir. Sadece tribünde değil her platformda İşte o zaman Fenerbahçe'nin rakibi kendisi olmaz demiş. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Hayatta bazı insanlar vardır. Keşkecilerdir bunlar. Bak illaki tanıyorsunuzdur. Bundan hiç memnun olmaz. Hep keşke derler şu arabadan alsa derler. Hani keşke ben alabilsem derler. Alırlar. Ama lan keşke hayalimi daha yüksek kursaydım derler. Ya da başka binlerce örnek verebilirim hani. Bir şey derler. Ama keşke başka bir şey düşünseymişim. Şöyle böyle. Bazı taraftarlarımız ciddi anlamda keşke içinde. Ya geçen yıl biri bana dese ki. Ben Şubat ayında. Şubat'ın 10'una kadar. Şu kadar maça çıkacak. Resmi şu kadar maça çıkacak. Hani 24 lig maçı işte. 6-12 Avrupa maçı 36. İki tane de Türkiye Kupası maçı 38 değil mi? Resmi. 38 maça çıkacak Fenerbahçe. Bu arada Latte de çok güzelmiş. Tavsiye ederim. Ama sadece iki tane Avrupa'da yenilgi. Bir tane de ligde yenilgi. üç yenilgi. 38 maçta. 3 tane de ligde beraberlik yapacak. Yani 32 galibiyet. 3 mağlubiyet. 3 beraberlik. Kabul müsün? Semişten ağlardım. Harbi söylüyorum bak. Şimdi Sony saçma günden peşinde insanlar. Şiir gibi top oynuyoruz. Ya. Sürekli kazanıyoruz. Kadro kalitesi arttı. Bizi alt etmek için saha dışı çalışmalarını herifler arttırmaya başladı. Transfer transfer boş verdiler. Saçma sapan isimler aldılar. Saha dışına odaklandılar. Ona rağmen lider lider lideriz. 3 kulvarda da. Şimdi Türkiye kupasında lidermişiz dedi falan filan demeyin. Atılan gol sayısı. 2 maçta 8 gol attık. 0 gol yedik. Yani yenen gol sayısı. Deplasman galibiyet sayısı. Hani hepsini toplarsan burada da değilsiniz arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? Hani Acun Ilıcalı gibi çıkıp biri sorsun. Abi ne istiyorsunuz diye sorsun mu? Ne istiyorsunuz? Türkiye Kupası demişken aklıma geldi. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Kura çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14'te. Sebebi niye? Hafta sonu maçlarının sonucuna göre üzülen olursa morallendirecekler. Ondan dolayı. Seri başı takımlar Fenerbahçe, Karısı, Beşiktaş ve Başakşehir. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir. 4 tane seri başı takım var. Seri başı olmayanlar yani bu dört diye rakip çıkacaklar. Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Ankara Gücü. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe'ye Trabzonspor'u çektirip iki camiayı birbirine yine düşürecekler. Galatasaray'a muhtemelen ve muhtemelen Konyaspor'u çektirecekler çünkü kağıt üstünde en kolay o. Beşiktaş'a muhtemelen ve muhtemelen muhtemelen ve muhtemelen Karagümrük'ü çektirecekler. Başakşehir'e de Ankara gücünü çektirecekler. Emre Belezoğlu birbirine çatıştıracaklar. Ha, hocam sen çekecek olsaydın ne yapardın? Fenerbahçe, Konya, Galatasaray, Trabzonspor. Hatta Trabzon'un sahasında oynattırırdım. Yine 5 yesinler. Herkes mutlu olsun. Beşiktaş'tan Ankara gücünü oynattırırdım. Başakşehir'e de Konya'yı oynattırırdım. Ben olsam. Eğer emin olun böyle bir eşleşme olsun. Fenerbahçe, Trabzonspor. Belki Ankara gücü. Ve Başakşehir yarı finale çıkardı. Daha zevkli olurdu ama. Bakalım nasıl bir sistematik olacak. Neyi ayarlayacaklar bu sefer. toplar nasıl olacak hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Serdar Dursun'un idman fotoğrafına çıkmasını bekliyordum açıkçası. Açık ve ne söyleyeyim yani ben artık çünkü e, Serdar Dursun, Fenerbahçe Karagümrük'te anlaştı. Hatta Fatih Karagümrük Serdar Dursun arkadaşlarıyla falan da vedalaştı. Ki Yağız o da sanırım bunun haberini verdi, yanlışım yoksa. Ya 32 yaşında, 25 maç, 6 gol. Ben bunlara takılmıyorum bak. Az önce ne dedik? Sercan Hamzoğlu ne dedi? Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı Fenerbahçe mi? Takılmamız gereken e, yani takılmamız gereken Serdar Dursun değil. Takılmamız gereken başka şeyler. Bak şunu söyleyeyim. Zaman olsa, imkan olsa Zayt'sı da gönderirim. Kent'i de gönderirim. Crespo'yu Lincoln'u tutardım. İkisini tut gönderdi. ikisini tutardım. Joshua King'le de sözleşme feshederdim. Ya da Joshua King'i de gönderirdim. Açık söyleyeyim. Ya. Ha. Lincoln yine gitsin. Lafım yok. Ama yani Joshua King azıcık bir şey oluyor. Ayağı burkuluyor. Azıcık bir şey oluyor. Sakatlanıyor. Ya bize bu gerekmez. Hamili takımın rakipleri Avusturya ve Macaristan demiş. O ne lan? şeyim 3. Dünya Savaşı mı çıkartıyoruz? Hazırlık maçlarında Macaristan'la Avusturya ile karşılaşacağız. İlk maçı 22 Mart Cuma günü Budapest'te yer alan Puşkaş Arenada. Diğer maçta 26 Mart Salı günü. Arkadaşlar, herkes şunu söylüyor ya işte seçimin olduğu hafta boşluk var diye. 22'sinin 26'sında A milli takımın maçı olduğu için töbe bunlar bize maç yaptırtmazlar. Unutun siz Süper Kupa maçını unutun. Harbi söylüyorum unutun. 22'si 26'sı salı günü. Seçim 31'inde 30'unda maç yapalım deseler diyecekler ki futbolcunun gelmesiydi etmesiydi 3 günlük hazırlık şu bu. 1 Nisan'da oynatalım deseler seçimden sonra milletin korkusu endişesi var. O yüzden çok şey yapmıyorum. Bu arada A milli takımın UEFA Uluslar B ligi Dördüncü gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ olmuş. Ee, Avusturya-Macaristan'ın hazırlık maçı. Karadağ ile grup maçı. Yani Bir de Çekoslovaklaştırılan bakılır. <laughs> o cevapsı şey tamam işte. Marsilya'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması. Hemen hızlı bir şekilde geçelim çünkü haber çok. Gerçi bitmek üzere ya. Marsilya Başkanı Çikolata Pablo Longoria demiş ki ve Galatasaray ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Pape Gueye için açıklamalarda bulunmuş. Ne demiş? Ne demiş? Pape Gueye için Türkiye'den herhangi bir teklif almadık ifadelerini kullanmış. Sezon sonunda Marseille'den sözleşmesi bitecek. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Fransa ekibiyle çıktığı 3 resmi maçta skor katkısı yapamamış. Arkadaşlar bilginiz olsun bu çocuk yetenekli bir çocuk. Ancak bir olayı var bunun. Bu bir ceza almış. Ceza aldığı için de bayağı oynayamamış. Oynayamadığı için de hani yanlış anlamayın. Az süre almış yani sakatlıktan dönmeyi de şuydu buydu. 25 yaşında transfer market değeri 8 milyon euro. biz bizde hep tutmuştur. Tutmama imkanı yok ama 8 milyon euroya da düştü yani değeri öyle söyleyeyim size. Hani sezon başında 10 milyon euroydu. Yaşı 24'tü. Doğum tarihine baktığınız zaman arkadaşlar 24 Ocak doğumlu. Yani yeni 25 oldu. 1.89 ön libero. Senegal milli takımda 17 maçı var. Bence biraz düşünmesi lazım. Ya Sabuncuoğlu demiş ki İsmail Kartal forvet olarak Eren Can yardımcı Kenan Yıldız ve Can istemiş. Olmamış hiçbiri demiş. Serdar Dursun geliyor diye. Canuzun ee, Can Uzun yani isterdi gönül bir isterdi açıkçası ama olma, olmamış. Yani ya Sabuncuoğlu söylemiş. Kenan Yıldız da zaten akıl etmek düşünmek pek mantıklı değil. Eren Can Yardımcı için de 7 milyon euro istediklerini söylemiştim. Sonra sosyal medyadaki haberleri de gördünüz. Nasip. Kim Min -ji'den sonra Fenerbahçe'ye yeni Güney Koreli ye, yeni Kim Min -ji geliyor. Fenerbahçe Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai'nin 25 yaşındaki sol beki Seol Yong Woo için harekete geçti. bu bize sol bek aldırma fetişizmi nereden çıktı ya? Yani biz niye sürekli sol bek alıyoruz? Hocam aldık tuttu bir tane daha alalım dedik. Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız'ın radarında bulunan 1.80'lik futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve yeşil ışık yaktı. Trendyol Süper Fenerbahçe şampiyonluk işini yoluna koymak isteyen yeni Kim Minji. Bir de şunu söyleyeyim ya yeter her güney Koreli Kim Minji olmaz ya. Yani her Türk futbolcu yeni Merih Demiral mı oluyor her Türk stoper ya da yeni Çağlar mı oluyor? Oyuncu 5 Aralık 98 doğumlu. 25 yaşında 1.82 boyunda sağ bek diyor. Ne oluyor lan? Hı? Lan benim bizim baktığımız sol bek olması lazım. Hı? Allah Allah. Bir daha bakayım ya. Bende mi sorun var? Kore basında çıkan haberlere göre Kore milli takımının sol beki Seoul Yong Woo için kulübü Ulsan Hyundai'ye teklifte bulundu. Kulübü de Ulsan Hyundai. Sağ bek olmasına rağmen sol bek pozisyonunda da oynayabildiği, ha, Güney Kore milli da sol bekte görev aldığı ifade edilmiş. Tamam. Ben, ne oluyor dedim. Bu takımı buldum. Her şey tamam dedim. 1.82 Güney Kore ile 14 maça çıkmış. Gol asist yok. Bu sezon 4 maça çıkmış. Bir sarı kartı var. Sağ bek, sol bek sağ tarafta da oynayabiliyor. Sağ uçta. Sağ ayaklı. 2025-31 Aralık'a kadar sözleşmesi var. Yani menajeri iyi çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Menajeri iyi çalışıyor. Kızıl Gözete istiyor. Kim Minjin'in vatandaşı Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynadı falan filan. Yani arkadaşlar benim haberde şu ana kadarki konuştuğum şeylerde en şaşırdığım şey Kenan Yıldız Hani hangi zihniyetle istedi İsmail Kartal diye düşünüyorum. Keşke Can Uzun'u becerebilseydik. Ama Can Uzun şey değil ya. Yani Can Uzun'un işi. Bak şunu söyleyeyim. Arda Güler Real Madrid'e gitti. Şans bulamadı. Ve İspanyol basını alay ediyor. Bununla ilgili. Bu arada Galatasaray Ankara Gücü maçını başka stadyumda oynamak için TFF'ye başvurmuş. Erman Toroğlu da söylemiş de. Fenerbahçe nasıl gittiyse hani Fenerbahçe giderken eşek gibi oynayacaksınız diye TFF herhalde eşek gibi oynayacaksınız diyecektir. Ee, o da ilginç bir olay. Neyse ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Can uzun olsaydı güzel olurdu aslında. Keşke becerebilseydik ama yani adamlar 8 milyon euro yaptığı futbolcu da sana çıkıp da yani yani. Kenan Yıldız zaten sana niye versin 3. forvet olarak? Ha, ikinci i̇kinci forvet olarak alsam belki der ki lan al Türksün sizde bir şeyler yapar der de. Bu arada Sar için Muleka'ya yaptığı bu hareket kırmızı kart. Gördüm hareketi. Kırmızı verilmemiş mi? Allah Allah. Kart çıkmadı. Oha. Sarı kart da çıkmadı yani. Şüş Ciddi mi? Ciddi mi bu ya? Bu olay ciddi mi arkadaşlar? Ya var çağırmadı bunu. O zaman var neyi çağıracak? Ya akşam eve geldi çekirdek ciddiye falan falan diyecek. Neyi çağıracak? Abi inanılmaz ya. Orada 69.169 bin, bin oldu. Ben anlamıyorum bu YouTube'da bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya yani şurası saçma sapan değişiyor. 69.200 oluyor bir şey oluyor. Ya sizden özellikle rica ediyorum beğeni ve yorum rica ediyorum arkadaşlar lütfen kanalımıza destek olalım. Ee, şu konuda da bir arkadaşa uyarayım arkadaşlar fikriniz size özel olabilir katılıyorum bir şey demem gayet normal ama insanları aşağılayarak yorum yaparsanız da aşağılanırsınız benden uyarması. Hani özellikle rakip takım taraftarı arkadaşlara söylüyorum burada küpürlü yorum yazdınız mıydı? İnsanları tahrik ettiniz miydi? Suçlu sizsinizdir. Adam gibi yorum yazdığınızda millet adam gibi yorum cevaplamıyorsa zaten YouTube şey yapıyor. Bir de bazı arkadaşlardan çok uyarı geliyor. Rica ediyorlar. Hocam bize bildirim gelmiyorlar diye. Arkadaşlar kanal ana sayfasına gidin. Abonelikten çıkın. Tekrar abone olun. Zile aktif edin. Yeni abone sayıldığınız için ya yani bunu yapmayın gerçi gerek yok. Bazılarında işe yarıyor bazılarında işe yaramıyor. İkincisi Abonesiniz ama bildirim gelmiyor, burada zil işareti var ona tıklamayı unutmayın. Üçüncüsü Telefonunuzun şöyle bir internet geçmişini silin. Telefonunuzun internet geçmişini sildikten sonra Youtube'a girin arkadaşlar. Bu da etkili çünkü orayı doldurmuş oluyorsunuz belki haklarınızı tamamlıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Üçüncü ve dördüncüsü arkadaşlar Galatasaray puan kaybederse Canlı yayın açacağım sözüm var. O canlı yayında size bir sürü kişi üyelik hediye edebilir. Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçe kazandı. İkinci kere üyelik kazanabilirsiniz. Yani orada kazanamazsanız orada kazanabilirsiniz. Çünkü Fenerbahçe taraftarı cömerttir. Bonkördür. Yani Fenerbahçe taraftarı ister ki takım kazansın. Ben de yardımda bulunayım diye. isterler arkadaşlar. O yüzden olabildiğince oynatma listesi açın. Biz boşuna oynatma listesi planlamıyoruz kanalda. Boşuna oynatma listeleri ben sıralamıyorum oraya. Sizin iyiliğiniz için. Kısa kısa oynatma listesini açın arkada bırakın. O kendi kendine zaten siz bakmaya 80 tane 90 tane video izlemiş olur. 80-90 tane. Bir de futbolda mavi kart olayı çok konuşuluyor. Mavi kart olayı başlıyor diyor. Hakeme aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular mavi kart görerek 10 dakika saha dışına alınacak diyor. Bu kural Türkiye'de uygulansak Galatasaray her maçını 9 kişi 8 kişi falan tamamlar. Kazımcan Karataş'la ilgili de şey var. Geçen sene e, Arda Güler'le kıyaslıyorlarmış. Yani gafletin bu kadarı. Hani Arda Güler Real Madrid'de Kazımcan da Real Madrid'in başka bir takımında. Yani ya tabii ki de oyuncular yetenekli ama bu kadar da abartmamak lazım bazı şeyler arkadaşlar. Neyse hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu kanalın misiniz? Yurt dışındaki yaşayan kardeşlerim özellikle size söylüyorum. Lütfen yoruma yazın bakalım nereden izliyorsunuz. Hem de yorum sayısı artsın. Kanalın üstündeki şikayetler falan dağılsın. Görüşmek üzere.